Merhaba değerli izleyenler, Isparta'dan yayınımıza devam ediyoruz. Bugün Isparta Elektrikçiler ve Bobinacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Sayın Abdullah Kaya ile beraberiz ve kendilerini tanıyacağız şimdi. Merhaba başkanım, nasılsınız? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Teşekkürler, sağ olun. İsmim Abdullah Kaya. 1993'ten bu yana bu odanın başkanlığını yapıyorum. Bu arada 4 dönem mesleki üst kuruluşumuz olan Elektrik Teknisyenleri Federasyonu Genel Başkanlığı Yönetim Kurulu'nda, bir dönem yönetim kurulu başkan vekilliği, 2 dönem yani 8,5 senede genel başkanlığını yaptım. 2014'ten bu yana tekrar Isparta Elektrikçiler Odası Başkanlığı yapıyorum. Asıl mesleğim elektrik öğretmenliğidir. 1971 ve 80 arası da 9 yıl Endüstri Meslek Liselerinde elektrik öğretmenliği yaptım. Harika, süpersiniz. Peki, meslek odanız hakkında bilgi alabilir miyiz? Efendim, malumunuz olduğu gibi düzeltiyorum, meslek odaları 5.362 sayılı yasa gereği esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini korumak, mesleklerini geliştirmek ve onların kamu kuruluşu nezdinde başkanlar marifetiyle temsilini gerektiren bir oda. Odalarımız 500 kişiyle kurulur illerde. 500 kişi küçük illerde bulunamadığı için benim meslek odamda örneğin elektrik, elektronik, elektrikli ev aletleri, iletişim, bilgisayar ve benzeri 18 tane meslek odasına hizmet veren bir odayım. Peki, genelde esnaf ve sanatkarların özellikle odanıza kayıtlı üyeleriniz ve mesleğinizin icra aşamasındaki sorunları nelerdir acaba? Önce genelden başlayalım. Malumunuz olduğu üzere 2019 yılında zaten ülkede genel bir ekonomik kriz demiyorum ama ekonomik zorluklar vardı. Sonra bunun üzerine pandemi ilave oldu. Yine malumunuz pandemi aşamasında insanlar evlerinden çoğu çıkamadı. Sirkülasyon olmadı. Zaman zaman pandeminin ileri gitmemesi açısından insanları evlerinde kalmak mecburiyetinde kaldılar. İş yerleri kapalı kaldı. Ya da kapalı olmasa bile gelen müşterilerin sayısal bazda ayarlandı. Dolayısıyla ekonomide sirkülasyon olmadığı için esnafın genel durumu 2020 yılında çok iyidir. Geçmiş yıllara göre aynıdır diyemeyiz. 1 bölü 3, 1 bölü 4 oranında çalışan esnafın geliri düştüğü gibi, örneğin bazı esnaf, sanatkarlar, meslek gruplarında iş yerleri tamamen kapandığı için konuda çok şey söylememek lazım. Tamamen ihtiyaç durumundalar. Geçimleri için ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdalar. Bunun için tabii ki bu Türkiye'ye has bir sorun değil. Ancak ne olursa olsun bu tür pandemi döneminde esnafa en azından asgari ücret düzeyinde bir yardımının yapılması, kiralarının ödenmesi bizim meslek teşkilatı olarak isteğimizdir. Sayın devlet yetkilileri, hükümetimiz bu konuda çaba sarf ediyorlar. Belli oranlarda yardım da yapıyorlar. Yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak bu genel bazdaki sorunlarımız. Bir de biz elektrik ve elektronik meslek gruplarının çoğunluğu olduğu bir odayı yönetiyoruz. Biliyorsunuz bizim elektrikçilerimiz şu konularda yetkilidirler. Elektrik iç tesis yapım işleri. Yani yaptığınız tüm yapıların iç tesislerini biz yaparız. İki, elektrik iç tesislerin proje çizimi işleri. Aldıkları eğitim oranında yetkilidirler bu konuda. Üçüncü olarak da enerjinin taşınmasında 36 kilovolta kadar olan tesislerin işletmesini ve bakımını yaparız.
Burada, daha doğrusu Türkiye'de 21 tane enerji dağıtım şirketi var. Bu 21 tane enerji dağıtım şirketinin 21 ayrı uygulaması var. Elektrikle ilgili fenadan tabir ediyoruz biz bu kişilere. Elektrikle ilgili fen adamlarının yetkilendirildiği bir yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelikte demin bahsettiğim yetkilere sahip olan insanlar, inanır mısınız, bu 21 tane elektrik dağıtım şirketinde çok farklı yetkilendiriliyorlar ya da yetkileri kullandırtılmıyor. Bazı şirketlerde proje çizimini sınırlıyorlar. Bazı şirketlerde orta gerilimde işletme bakım sözleşmesini yaptırtmıyorlar. Bazı şirketlerde yetki sınırlarını farklı biçimde ifadelerle daha da küçülterek, daha da azaltarak proje çizim yetkilerini sanki kullandırmak istiyorlar. Elektrik sektöründe çalışan, elektrikle ilgili fen adamlarının genel sorunları Türkiye genelinde bu. Ancak bir de özelde şöyle bir durum var. Diyelim ki sizler bir inşaat yaptırıyorsunuz. Bu ticarethane olabilir, fabrika olabilir, mesken olabilir. Bu tür yerlerde yapılan tesislerin yapıldıktan sonra kabloları döşendi, bağlantıları yapıldı, sıva badanası yapıldı. Siz tesisi göremezsiniz. İçine ne kullandığını bilemezsiniz. Halbuki bizim yönetmeliğimize göre bu işi yapanların hem bu eğitimi almış olması gerekir, hem maliyeye kayıtlı olması gerekir, hem de denetimleri açısından meslek odalarına kayıtlı olmaları gerekir. Maalesef buna uyulduğunu söylemem mümkün değil. Evet başkanım, gerçekten. Şöyle ki, gelişigüzel insanlar tarafından bu işler yapılıyor. Sorumsuz olan meslek gruplarımızdan yetkili kişiler de bunu ben yaptım diye evrakları imzalıyorlar. Ancak oraya kullanılan kablo, yapılan işin kalitesi, ileride doğabilecek can ve mal kayıplarındaki sorunlarımız, bunların düşünülmesi gerekiyor. Çözümsüz kalıyoruz. Evet. Bir de şu var bakın. İş yaptık. Teslim ettik. Abonenizi aldık. İş can ve mal güvenliği açısından çok önemli hatalar içeriyor. Sıkıntı oldu. En azından Allah'tan dilemiyorum can kaybını. Mal kayıplarınız da oluştu. Yargıya gittiniz. Karşınızda muhatap bulamıyorsunuz. Neden? Kesinlikle. Kayıtlı değil. Ehil değil. O yüzden benim özellikle halkıma, özellikle yapı sahiplerine önerim şu. Elektrik tesisini yaptıracakları kişileri mutlaka odaya sorsunlar. Ben şununla anlaştım ama bu adam size kayıtlı mı? Bu ehil mi? Bu ehliyeti var mı? Bu konuda eğitim almış mı? Tecrübeli mi? Diye bize sorsunlar. Yoksa ileride önüne geçilemeyecek can kayıpları da dahil olaylarla karşılaşabilirler. Bizim, bakın şöyle söyleyeyim. İnşaatlarda bizim sektörümüzün ya da meslektaşlarımızın inşaatın %3 ile %5 kadar bir maliyeti vardır yaptığımız işin. %95 diğer meslek grupları tarafından yapılır. %5 kadar değil önemimiz. %95 önemliyiz biz. %5 kadar aslında bir mali külfet getiriyoruz inşaata ama %95, %100 tehlikeli, riskli bir iş yapıyoruz. Bunlara dikkat edilmesi gereğini düşünüyorum. Ve tekrar ediyorum üzerine basa basa. İnşaat sahipleri kesinlikle tanıdıkları, tesadüfen karşılaştıkları birilerinin tavsiye ettiği değil de odanın önereceği kişilere yaptırmaları ilerideki can ve mal kayıplarına çok önemlidir. Başkanım, son olarak değerli izleyicilerimize neler aktarmak isteriz? Değerli izleyicilerimize aktaracağım konu, yaptırdıkları işlere ehil ve
kayıtlı kişilere yaptırsınlar. Sonra karşılarında muhatap bulamazlar. Her türlü sorun çözümünde muhatapsız kalırlar. Özellikle halkımıza söyleyeceğim bu. Ancak benim söyleyeceğim bir iki şeyim var. Elektrik mesleğiyle ilgili. Şimdi elektrik teknisyenleriyle elektrik mühendisleri aynı konuda hizmet veriyorlar. Elektrik sektöründe hizmet veren elektrikle ilgili fen adamların çalışma sahalarının daraltılması konusunda ben mühendisleri suçlamıyorum ama odalar arasında büyük bir çekişme var. Aslında yine çok özür dileyerek söylüyorum. Avrupa'da ben bu konuları çok inceledim. Özellikle gönderdi TESK. Elektrik ustalarıyla elektrik mühendislerinin arasında oralarda hiç çekişme yok. Neden? Ben yapım konusunda ustayım. Ben yaparım. Yaptığımın da arkasında olurum. Evet. Ve aldığım eğitim oranında da proje çizerim. Bu Avrupa'da da böyle. Ancak ne hikmetse bizim üyelerimiz, bizim arkadaşlarımız yine elektrik mühendisleri odaları marifetiyle öyle düşünüyorum. İşletmelerinde %90 tercihlerinde elektrik mühendisi olması nedeniyle benim arkadaşlarımın yetkileri kullandırtılmıyor. Onun altını tekrar çizmek istiyorum. İsparta'da, Antalya, İsparta ve Burdur'un kapsamında olduğu Akdeniz EDAŞ'ta bizim problemimiz yok. Neden? Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ben kendilerine sunarım. Kendileri de haklıymışsınız derler. Ha bir yargı meselem var. Onu da yargıya verdim, kazandım. Şimdi üst mahkemede. İşletme bakım konusunda kazandım. Üst mahkemede %100 kararı verecek. Onu da mahkeme kararıyla uygulatacağım, kullanacağım. Ama Türkiye'deki bütün arkadaşlarımız bu işin takipçisi olmaları gerekir. Altını çizerek bir şey daha söylüyorum. Bakın arkadaşlar, bakın Sayın Televizyon Kuruluşu, buralar kartlarınıza başkan olmak için talepte bulunacak yerler değildir. Buralar bulunduğunuz konumu, durumu dolduracaksınız ve yapacaksınız, çalışacaksınız. Böyle yerler buralar. Benim arkadaşlarımın Türkiye genelinde geneli böyle olmasına rağmen yetkilerimizin çoğunu kullanamıyoruz, kullandırmıyorlar. Bu bizim genel bir yaramız. İnşallah bunu da hallederiz. Halledeceğimizi umuyorum. Bu kullandırtılmayan, farklı yerlerde farklı kullandırtılmayan konularımız, bir proje çizme konusunda zorluklar çıkartıyorlar. İki topraklama ölçüm ve raporlandırması konusunda çıkartıyorlar, zorluk çıkartıyorlar. Üç, 36 kilovolta kadar olan iletim tesislerinde konularda zorluk çıkartıyorlar. Allah kısmet eder ya da etmez, bilemiyorum. Gene bir Ankara durumum olursa bunların hepsi kesinlikle çözülecektir. Neden diye sorarsanız, 2006 yılında başlayıp 2012 yılında Ankara'da çalışmalarım sonucunda ben 500 bin kişinin önünü açtım. Yani yapım yetkilerini 10 kat artırdım yönetmelikte. En son söyleyeceğim. Bakın, bizim dinimizde şunu söyler. Müminlerin yolunu açmak ibadettir. Müminlerin yolunu açmak ibadettir. Ben elektrikçi kardeşlerimin yolunu açmak çabasındayım. Allah kısmet etti. Ömür verdiği sürece böyle devam edeceğim. Ayrıca ben sizlere bu sorunları kısa da olsa dile getirip bana bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Başarılar diliyoruz başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.